sağlar, sonra onaya götürecek. Hadi görüşürüz. Evet, Altın Portakal Film Festivali ben doğduğumda vardı. Annem doğduğunda da vardı. Yani annem beni küçükken Altın Portakal Film Festivali'nde film izlemeye getirirdi. O dönemde insanların ödül alması, o dönemde insanların projelerini izlerdim ben de. Yani o zaman hiçbir film yapma fikri yokken onlara özenirdim. Bir gün ben de böyle proje yapabilir miyim? Bir gün ben de böyle ödül alabilir miyim diye hep hayalini kurardım. Bu sene Altın Eller belgeseliyle dahil olmuş oldum film festivaline. Antalya'dan bir yönetmen olarak benim için çok büyük bir gurur ve onur. Bu benim ilk uzun belgesel filmim. İlk uzun metrajlı filmimi de Antalya'da çekmiştim. 43 ödül almıştı o da. Bu film festivaliyle ilk belgeselimle Antalya Film Festivali'nde oldum. Altın Eller belgeseli Profesör Doktor Ömer Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlem Özkan hocamızın yaptığı Türkiye'de ilk gerçekleştirdikleri yüz nakli, çift kol nakli ve dünyada ilk kez gerçekleştirdikleri kadavradan alınarak gerçekleştiren rahme olmadan bir kadına nakledilen dünyaya yayılmış bu hikayenin belgeselidir. Bu değerli iki doktorun haberi tüm dünyaya yayıldı. Herkes onlarla iletişime geçmeye çalışıyordu. Herkes bu hikayeyi bir öykü yaratmak istiyordu. Ben de bir sinema tutkucusu, sinema aşkı içerdiği için bu fikrin beyaz perdeye yansıma fikri beni çok heyecanlandırdı ve bu fikrimi onlarla paylaştım. Aslında bu belgesel filmini çekmek için çok fazla aday vardı. Ben de fikrimi kendilerine ilettim. Fikrimi ilettikten sonra bir değerlendirme vakitleri oldu. Yani o kadar kişinin içerisinde bunu benim bu filmi yapmaya layık görmeleri beni çok onurlandırdı gerçekten. Onların programları çok yoğundu. Profesör Doktor Ömer Özkan aynı zamanda ders veriyordu, ameliyatlara giriyordu. Aynı zamanda film içinde zaman ayırıyorlardı. Hiç kendi işlerini aksatmadan aynı şekilde aynı gün içerisinde bazen çekimlerimizi de sıkıştırıyorduk. Çok ilginç bir deneyim oldu benim için de. İlk kez İnsan olmanın ve organ naklinin önemini ilk kez film çekerken daha iyi anlamış oldum. Benim için de çok ilginç bir deneyimdi. Profesör Doktor Ömer Özkan ve Profesör Doktor Özlem Özkan çekim zamanlarında onlara start verdiğim zaman, buyurun başlıyoruz dediğim zaman aynı bir star edasındaydılar. Sanırım onlar profesör olmayı, öğrenci yetiştirmeyi çok iyi biliyorlar ve aynı zamanda gerçekten bir star ruhuna da sahipler. Ekiple birlikte filmi izleyebilmek benim için çok önemli. Antalyalı bir yönetmen olarak Antalya'da filmi açabilmek benim için çok önemliydi. Beklentim onlarla birlikte filmi izlemek ve tekrar gurur duymak tabii ki de. Gelecek beklentim de Altın Eller belgeselinin yurt dışında ve dünyada tanıtılması ve festivallerde gösterilmesi için elimden geleni yapacağım. Biliyorsun Altın Portakal Antalya'nın. Onu küçüklüğümden beri sürekli buraya getiriyorum. Orada bir özlemi vardı onun. Çok heves ediyordu. İyi bir projeyle girip bir gün buradan ödül alacağını söylüyordu sürekli.
Şu an burada ben ona gurur duyuyorum. Çektiği belgesel büyük bir proje. O da Antalya'da bir üniversitede hocamızın belgeseli. Yani gurur duyuyorum kızımla. Heyecanlıyım.